Seçimlerin yaklaşmasıyla beklentiler artıyor. TV48 ekibi vatandaşlara Cumhurbaşkanı kim olmalı ve beklentileriniz neler diye mikrofon uzattı. Değerli TV48 izleyenleri, Cumhurbaşkanı sizce kim olmalı ve Cumhurbaşkanından beklentileriniz neler diye vatandaşlara mikrofonu uzatacağız. Kılıçdaroğlu. Peki Kılıçdaroğlu'ndan beklentileriniz neler? Yani Tayyip'ten iyi olmaz. Yani, beklentim yok ama yani en azından bir sistemin değişmesi gerekiyor. Bana ben Kılıçdaroğlu'nu da tavsiye etmiyorum da ama Tayyip'in karşısında o olmalı. Valla beklentilerim adalet bekliyorum başta. Adalet yok, şey yok, görüyorsun yani. Adamın her şey tek dudağının arasında. Mahkemeleri görüyorsun. Adaleti görüyorsun. Süleyman Soylu'yu görüyorsun. Gönlümden geçen kişi kesinlikle Erkan Baş. Çünkü emeği sömürülen, hakkı yenen, işçileri en güzel şekilde savunacağı inandığım lider tek kişi o. Ama onun da işaret ettiği tek bir isim var, Kemal Kılıçdaroğlu. Toplum arasında bulunan kutuplaşmayı en aza indirebilecek şekilde, faşistlere hiçbir şekilde göz açtırmayacak bir lider olmasından dolayı ve başarılı bir bürokrat olmasından dolayı herkese söz hakkı verdiği için Kemal Kılıçdaroğlu. Bence Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Hani nedeni dürüst bir insan. Bir de yani yeter artık, hani 21 seneden beri AKP yönetimi var. Hani sanki başka aday yokmuş gibi, hani sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkartıyorlar. Hani dediğim gibi o yüzden hani Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentim, hani gençlere değer veriyor özellikle. Hani ülkeyi daha huzurlu, daha hani bölmeden yöneteceğine inanıyorum. Çünkü Halil İbrahim sofrası diyor kendisi ve her kesime gidiyor. Hani kimseyi bölmüyor, hani kimseyi Alevi ya da başka bir mezhepten ya da Kürttür ya da başka bir şeyden ötürü bölmediği için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçiyorum. Bence Kılıçdaroğlu olmalı. Tayyip yoruldu. Yorulduğundan dolayı yalaka türedi etrafında Tayyip Erdoğan'ın. Yalakalardan kurtulması gerekiyor. Kılıçdaroğlu gelirse benim tahminimce hayvancılık, çiftçilik para eder. Suvanın kilosu da düşer. Suvan siyasete girmez. Benim görüşüm. Gerçekten değişime ihtiyacı var Türkiye'nin. İnsanların uyanmasını istiyorum. Değişime ihtiyacımız var. Uyan millet, uyan. Başka çareniz kalmadı. Bir daha seçime girmeyeceksiniz çünkü Tayyip kazanırsa. Tek çare Kılıçdaroğlu. Ben şimdiye kadar Recep Tayyipçiydim. Recep Tayyip'e attım. Şimdi umudum kesildi. Şimdi değiştirmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olsun bu yıl. Hayvancılığa destek bekliyorum. Gençlerimize gelecek istiyorum. Sağlık düştü. Hastanelerde bakım olmuyor. Onları istiyorum. Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyorum. Tek kişiden yani ülke yönetilmez. Padişahlık yani iyi bir şey değil.